İç barış söylemlerini ortaya atıldığı bir bu süreçte yapılan sivil katliamlar savaş ve şiddete ısrarın göstergesi değil de nedir? İç barışa giden yol sınır ötesindeki Kürtleri ve yaşam alanlarını bombalayarak sağlanamaz. Kuzeydoğu Suriye'de şiddet ve savaş ekenlerin Türkiye'de barışı biçmesi imkansızdır. Onurlu bir barış yerine inkar ve savaş politikalarının çözüm göstermediğini onlarca yıldır en acı biçimde tecrübe ettik. AKP iktidarı bu politikalarıyla Kürt, Arap, Süryani tüm bölge halklarının büyük bedellerle elde ettiği kazanımlarını ve tüm halkların eşit, demokratik, özgürce bir arada yaşamasını hedef almaktadır. Kuzeydoğu Suriye topraklarında halkların barış içinde yaşamasına, kendi topraklarında kendi geleceklerini, kendilerinin belirlemesini yok sayan her türlü politikaya hayır diyoruz. Halkların bin bir emek, mücadele ve ağır bedellerle elde ettiği kazanımlarının gasp edilmesini reddediyoruz. Filistin'den Rojava'ya kadar gerçekleştirilen saldırılar Orta Doğu'daki istikrarsızlığı derinleştirmektedir. Çeşitli bahanelerle Rojava halklarına saldırılar yapanlar bilmelidir ki bu toprakların savaş alanına çevrilmesine, uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasına, insanlık suçlarına karşı asla sessiz kalmayacağız. İktidarı uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarını bir an önce sonlandırmaya çağırıyoruz. Türkiye halklarına ve tüm demokratik kamuoyunu iktidara dur demeye ve sınır içinde, gerekse sınır dışında barış mücadelemizi örgütlemeye devam edeceğiz. Rojava, Rumeta, Meye. Savaş uçakları ve SİHA'larla yapılan saldırılarda kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sivil halk katledildi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi.